Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi buz adamızız arkadaşlar ve buz adamızda muhteşem şekilde hazine bulup ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gidelim bakalım yepyeni bir gemi bulalım ve gemiyle arkadaşlar hemen hazineleri almaya başlayalım ve içinden ne çıkacak merak ediyorum. Şimdi bizim gemi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yepyeni gemiler bulmamız gerekiyor. Evet şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Biz bu tarafa doğru hiç gitmedik arkadaşlar. Oo şöyle hızlıca gidelim. Şimdi hiç gemi çıkmıyor. Artık gemi hazineleri bittiyse arkadaşlar bir daha hazine bulamayız. Evet şöyle hızlıca bir gidelim bakalım yeni hazinelere bulabilecek miyiz? Evet. Hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Gerçekten gemi yok etrafta. Bir dakika. Arkadaşlar burada gemi mi var acaba? Bu nedir böyle? Gemi bulmadık ama bu sefer başka bir şey bulduk. Bir dakika baltamız var mı? Baltayla bir kıralım. Hatta bunları yakalım mı direkt? Aynen be yakalım gitsin arkadaşlar. Şöyle hızlıca bir yakalım. Evet bakalım bunlar yanacak mı? Ne kadar hızlı yanacak? Yandıktan sonra içinden bir şey çıkacak mı? Bakalım. Evet. Hepsini yaktım. Yanarak devam edecek mi arkadaşlar? Yoksa bitecek? O bitiyor. Aynen hepsini tek tek kırmalıyız arkadaşlar. Evet. Bir dakika sön. Şunların hepsini bir kıralım arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyor şu anda gördüğünüz gibi. Aynen. Evet. O gizli bir odaya geldik. Aha! Gizli oda değil bir dakika sandık. Ve sandığın içinden arkadaşlar yepyeni zırh bulduk. Aynen alalım bunları. Ve hediye paketleri bulduk. Orta boy büyük boy arkadaşlar bir dakika şöyle alalım şunları. Tamamdır. Buradan bir çıkabilir miyiz acaba? Biz uçamıyoruz ki. Yeni zırhımız uçar mı acaba arkadaşlar? Evet yeni zırhımızı giyiniyorum. Aynen buradan uçma, uçamayız arkadaşlar. Mecburen ağaç dizeceğiz. Şöyle hızlıca. Tamamdır. Bura yanmaya devam etsin arkadaşlar böyle belki daha güzel şeyler çıkar. O yeni bulduğumuz zırh da bize hız veriyor bakın hem de daha mı çok hızlı veriyor acaba flashten? Evet hediye paketlerini açmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi küçük boy hediye paketi arkadaşlar evet büyük orta tamamdır hepsini aldım. Geri gidelim. Bu gemiye tekrar geleceğiz arkadaşlar. Şimdiye kadarki bulduğumuz en güzel hediyeleri bulmuş olabiliriz. Hemen hızlıca bir gidelim bakalım. Evet şöyle hızlıca evimize gitmeye çalışıyorum. Bu hediye paketleri şans kutularından arkadaşlar güzel şeyler çıkıyor mu merak ediyorum. Buraya kadar geldiysek arkadaşlar o zaman hediye paketlerine bakabiliriz. Şimdi uzaklaşalım birazcık şöyle uzakta açmaya başlayalım. Çünkü hediye paketinden patlama çıkarsa arkadaşlar şehrimiz kaybolmasın. Deniyorum hazır mısınız? O küçücük bir tane şunu koyalım bakalım şöyle. Birazcık daha büyük şu da daha da büyük. Evet ilk önce şunu açalım. Tahta kılıç çıktı. Bunu açalım. O lapis çıktı arkadaşlar alabiliriz hemen şunu açalım Ve Blaze çubukları çıktı Bir dakika o zaman şu buzun üzerinde küçükleri bir açmaya başlayalım Şöyle küçükleri koyuyorum arkadaşlar Küçük 57 tane kaldı zaten Açalım bakalım Altın parçası çıktı Kömür çıktı arkadaşlar Şeker kamışları Havuç ve patatesler çıktı Gerçekten muhteşem şeyler çıkıyor Deri çıktı Tohum çıktı arkadaşlar Yumurta, şuna bakalım şöyle, o buğdaylar ve kömür. Topla bunların hepsini. Şimdi bizim bir tane sandık yapmamız gerekebilir. Aynen bulduğumuz bu malzemeleri sandığa koyacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca gidelim. Hızlıca koşarak hemen geri gidebiliriz. Sandığımızı koyduğumuz anda arkadaşlar bulduğumuz bütün eşyalar sandığın içine koyacağız. Bakalım içlerinden başka güzel şeyler çıkacak mı? Şimdi küçük boydan arkadaşlar küçük hediyeler çıkıyor gördüğünüz gibi küçük tohumlar çıkıyor. Yan yana koyalım. Şimdi biz orta boyları açalım bakalım şöyle orta boylardan ne çıkacak? Evet orta boyları açarak başlıyoruz. Kızıl taş. Aynen daha büyük madenler. Oo altın elma yiyelim hemen. Evet altın elmayı hemen yiyebiliriz. Altın elma bir tane daha çıktı arkadaşlar. Bunu da yiyelim. Evet şöyle açmaya devam. O kömürler daha fazla çıkıyor. Bakın 32 tane kömür çıktı arkadaşlar. Orta boydan altın elma çıktı. Orta boydan farklı şeyler o çıkıyormuş. Kaç tane demir çıkacak ona bir bakalım. Aynen alamıyorum ki, çok hızlıyız. 6 tane demir çıktı. Elmas ve 12 tane Aynen 14 tane oldu bu sefer daha fazla demir çıktı Şimdi madenleri şu sandığımıza bir koyalım Bunlar kaybolmasın çok güzel şeyler buluyoruz Evet orta boy birazcık daha açalım Bakalım farklı bir şey çıkıyor mu arkadaşlar En büyük boyu açmaya Başlayacağız O kızıl taş Şunu açalım Lapisler çıktı Demir tekrar çıktı arkadaşlar orta boydan sadece maden ölme ve totemi çıktı çok güzel Açmaya Oo, Elmas bir tane mi çıktı onu deneyelim. Sadece bir tanecik elmas çıktı. Ve altın elma da çıktı. Şimdi orta boydan da elmaslar çıkıyor arkadaşlar. Bunu büyüteceğiz. Bir de en büyük boya bir bakalım. Daha da fazla açacağız. En büyük boyu bir açarak devam edelim. En büyük boydan neler çıkıyor bakacağız. Kalıntı bile çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel onlarla. Da... Aha. Üçlü mızrak çıktı. En büyük boydan hep güzel şeyler mi çıkıyor? Zümrütler çıktı. Evet. Tecrübe kaç tane çıktı? 40 tane arkadaşlar. Bunu atalım hemen. Evet bu 40 tane atalım hemen 40 tane çıktı arkadaşlar en büyük boy gerçekten çok güzel Şu anda en güzel şeyler en büyük boydan çıkıyor Evet şunu açalım Altın elma çıktı ama bakın 3 tane falan çıktı aynı anda Elmas kılıç En güzel şeyler çıkıyor altın elma Ve şuna bakalım Oo bir tecrübe daha çıktı bunlar atmalıyız 44 tane çıktı bu sefer Aynen şöyle hızlıca atalım arkadaşlar Seviyemizi durmadan artıralım Kaç tane büyük boyumuz kaldı ama merak ediyorum. 50 tane var mı? Bakayım hemen şunu da bir açalım. Evet. Şimdi. 54 tane küçük, orta ve büyük 53 tane tamamdır. Şöyle hızlıca dizelim. Küçükleri dizelim. Evet. ikişer tane şöyle arkadaşlar küçükleri dizerek gidiyorum. Aynen buraya kadar küçük dizdik. Orta boy yanına diziyorum şöyle. Evet şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar orta boy diziyorum. Tamamdır. Yan tarafına da büyük boyu diziyorum. Hepsini açacağız. Siz arkadaşlar en çok orta boyumu küçük boyu mu yoksa büyük boyu mu beğendiniz? Eğer arkadaşlar bunu beğendiyseniz yorumlara bir yazmayı, bunu beğendiyseniz iki yazmayı ve en büyük boyu beğendiyseniz üç yazmayı yorumlara kesinlikle unutmayın. Açmaya başlıyorum. Evet sırayla. Şimdi demir parçası çıktı küçükten. Ortadan açalım. Ender incisi çıktı arkadaşlar. Şunu açalım. Üçlü mızrak çıktı. Bunlar bir sandığa koyalım. Üçlü mızraklarımız doldu arkadaşlar. Evet madenlere hemen sandığa koyalım Elmas kılıç evet şöyle hızlıca Çok güzel şeyler çıkıyor Üzerimize yer açalım hepsini toplayacağız Ve ölmeme totemimiz oldu Evet şimdi Tekrardan küçük boy Buğdaylar çıktı Bunu açtığımız anda bir tanecik elmas çıktı Bunu açtığımız anda da barut çıktı En büyük boydan farklı O bir tane barut çıktı bakın küçükten Açalım Evet hepsini açmaya devam ediyorum 3 tane 64'lük bulduğumuz için arkadaşlar Hepsini hızlı bir şekilde açmalıyız ve içindeki bütün ödülleri almalıyız Böylece daha da güçlenebiliriz Evet daha 40 tane var zaten çıkarabildiğimiz kadar çıkaralım Bakın bir sürü ölmeme totemimiz olursa istediğimiz gibi ölmeden yaşayabiliriz Ve elmas kazma bile çıkmaya başladı arkadaşlar Çapa çıkıyor tahta çapa çıkıyor Madenler gerçekten 18 tane 32 tane maden çıkarttık Kömürümüz neredeyse sınırsız olmaya başlayacak Hepsini biriktirelim şöyle hızlıca arkadaşlar. Evet buğdaylar. Tamamdır. Sandık dolacak. Sandık dolduktan sonra işimiz birazcık daha zorlaşabilir. Meşale çıktı bakın farklı. Evet şunu açalım. Ooo şulker kutusu tamamdır. Bunu da koyduğumuz anda içine yeni eşyalar koyabiliriz. Hatta çanta gibi yanımıza taşıyabiliriz. Ve şunu açalım. Barut çıktı. Suyun içine koymuşuz bir tane. Tahta çıkıyor bakın en küçük boydan tahta çıkıyor arkadaşlar En büyük denisi elmas balta çıkıyor Aynen tahta balta en büyük boydan elmas balta O zaman küçük boyları saklayabiliriz arkadaşlar Sadece büyüklerden açabiliriz Çünkü büyükler o tecrübe eksiri de çıktı Aynen farklı şeyler o tecrübe eksiri 64 olamaz 8 tane elmas çıktı Arkadaşlar büyük gerçekten çok güzel. Şimdi bunların hepsini açtıktan sonra sadece büyük açmak istiyorum. Aynen büyükleri açacağız. Daha sonra da ortaları açacağız. Küçükleri açmayacağız. Baksanıza elmasımız kaç tane oldu? 15 tane elmasımız oldu. Hemen şöyle koyalım arkadaşlar. Üçlü mızrak tecrübeleri alacağız. Balta, ince. Evet bunu koyduk. Meşale çıktı. 64 tane meşalemiz oldu bile. 38 tane. Tamamdır. Şu şulker kutusunda bunu yanına koyarsak arkadaşlar şöyle. Eşyalar bunun içine de koyabilir. Şu tecrübeleri bir atalım. Sadece büyükleri açıp arkadaşlar en güzel eşyaları alıp bütün hazineyi üzerimize almış olacağız. Çünkü içlerinde ne çıkacağını bilmiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde gemide muhteşem bir hazine bulduk arkadaşlar. Hazinenin içinden hediye paketleri çıktı küçük orta ve büyük arkadaşlar. İçlerinden çok güzel eşyalar çıkıyor arkadaşlar ve elmaslara ve demirleri biriktirmeye başladık bile. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.